Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hafif bir tatlı olan vişne soslu muhallebi yapacağım. Hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle 5 su bardağı sütümü kabıma alıyorum. Sonra içerisine ben yine bir çay bardağı şeker kullanıyorum. Daha fazla isterseniz ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı şeker, bir yumurta. Hepsini kullanıyorum ben, sarısını ayırmıyorum. Bir paket vanilya. Ve yine süt ölçüm olan bardağımla bir bardak un kullanıyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştırdıktan sonra ocağıma alacağım. Kıvam almasını bekleyeceğim. Kıvam aldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kaynattıktan sonra muhallebimiz hazır olmuş olacak. İyice karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz. Bu kadar yeterli. Muhallebimiz kıvam aldı. Şöyle bir iki saniye daha kaynatıp altını kapatacağım. Muhallebimiz hazır. Önceden ıslatmış olduğum tepsiye muhallebimi hemen döküyorum. Muhallebimizi tepsimize döktük. Şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. Tatlımızın üzeri için vişne sosunu hazırlayacağım. Bunun için ben vişne reçeli kullanacağım. Çünkü benim vişne suyum sadece bir bardakta yetersiz gelir diye ben vişne reçeli de kullanacağım. Bunu öncelikle şöyle geniş bir kabın içine alacağım. Sonra içerisine bir su bardağı suyumu ekleyip güzelce karıştıracağım. Sonra süzgeçten geçireceğim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra suyunu da alacağım. Şimdi içerisine şekerimi ekliyorum. Dört yemek kaşığı şeker kullandım. Siz yine kendi ağız tadınıza göre şekerinizi arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Evet, şekerimiz de eridi içinde. Şimdi sosumuzun suyunu şöyle süzgeçten geçiriyorum. Bir bardak vişne suyumu ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı nişasta.
güzelce karıştırdıktan sonra kıvam alması için ocağıma alacağım. Tatlımızın vişne sosu kıvam almaya başladı. Şöyle 1-2-3 saniye sonra ocağından alıp hemen tatlımın üstüne dökeceğim. Evet, şimdi soğumuş olan tatlımın üzerine pişirmiş olduğum vişne sosunu gezdiriyorum. Evet, şimdi bu şekilde tatlımız soğuyana kadar bekleyeceğim. 2 saat sonra tatlımız soğudu. Şöyle Hindistan cevizi ile güzelce her tarafını istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Evet, tatlımız bu şekilde servise hazır. Vişneli muhallebi tatlımız çok güzel oldu. Ben şu şekilde tatlıyı kesip size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle. Nefis bir tatlı. Şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Mükemmel bir lezzet ve gerçekten çok hafif bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Afiyet olsun.